takipçileri, duyduğunuz üzere bugün bize Pir Geldi adlı türkünün kısa sap bağlama üzerinde çalma tekniğini yapacağız. Notalarına erişmek istiyorsan Blogger adlı sayfamızda bunların notaları var. Benim yazdığım notalar dinleyip de özellikle böyle hiçbir şeyini kaçırmadan yazdığım notaları bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ölçü ölçü okuyacağım. Yalnız bu türkümüz biraz oyalayıcı, çarpmalar biraz bol bunda. 32'likler bol. O yüzden arkadaşlar biraz sabır göstermenizi istiyorum. Belki birazcık da videomuz uzun olabilir. Şimdi hemen okuyuşa geçelim. Akordumuz do bu arada her zamanki olduğu gibi. La, re si re si do, re si la, re si re si do, re si la, mi re mi do, re si si la 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 la. Bir okunuşunu yaptım kulağınızda olsun diye. Şimdi ilk iki ölçümüz banko aynı zaten. La, re si re si do, re si, la, re si re si do, re si. İlk iki ölçü aynı. Şimdi la 8'lik, re si re si derken 32'lik kullanacağız. 4 tane 1-8, 4 tane de 32'lik nota var. Notayı karşınıza koyduysanız görürsünüz. La, re si re si. Şimdi la derken tek la kullanmayacağız. Tamam mı? Bu türkü biraz böyle bir alengirli, yani biraz karışık türkü. İyi dinlemek lazım. Karar sesi vurarak la'yı alacağız. İlk baştaki 8'lik la'yı. La dedikten sonra re mızrabımız alt tel boş yukarıya doğru. Zaten buradaki re'lerin hepsi alttan geliyor. Yani bu bölümdeki re si re si yaparken alt alt geliyor mızraplar. Buna dikkat. Şöyle la'yı vuruyorsun. Re'yi tek boş alttan vuruyorsun. Ondan sonra arkadaşlar ikinci parmağımız yardımıyla 5. perdenin orta tel si bemol 2. Bakın 5. perde orta tel si bemol 2. 5. perde alt tel fa diyez 3. 5. perde alt tel fa diyez 3. Söylediğim sesleri, bu iki teli parmağınla, ikinci parmağınla aynı anda kapatacaksın. Yani şöyle olmayacak. Tam kapanmış olacak. Neyden sonra? Re'den sonra. Toparlıyorum. Çok fazla karışık olmasın. La, karar sesi vuruyorsun 8'lik değerinde. Ardından alt telden boş geliyor 32'lik ama önce yavaş alıyoruz. Alttan yukarı doğru re, ardından ikinci parmağı kuvvetli bir şekilde 5. perdenin orta ve alt teline çarpıyorsun. Yani öyle bir çarpacaksınız ki arkadaşlar orada basmış hissi vererek telleri iyice tahtaya yapıştırmanız lazım. Yani bakın ikincisinde mızrap yok ama ses net bir şekilde duyuluyor. Bir mızrap vuruyorum, iki ses çıkıyor. Mantık bu. Yani re alttan geliyor, si'ye fa'ya çarpma yapıyorum. Bakın alt, alt. İki tane yaptım. Re si, re si. Bunların süresi eşittir. Re si, re si. Re si, re si. 32'li bu. Yalnız şöyle yapmayın arkadaşlar. Çoğu arkadaşlar böyle yapıyor. Re si, re si. Yani re 32 sanki si'lerde 16'lık veya 8'lik gibi geliyor. Hayır eşit. Re si, re si. Re si, re si. Bakın bu. Re si, re si. Çarpmalarımız kuvvetli olacak arkadaşlar. Önce yavaş yapacaksınız bunu. Bakın çarpma sesini bile duyacaksınız. Parmaklarınızın tellere çarpma sesini bile duyacaksınız. Yani ilk etapta böyle olacak. Sonra şöyle parmağınızda izler çıkacak. Şimdi bakın toparlıyorum bu zor bölümü. La, re si, re si. Re alttan geliyor. İkisi de si'leri de fa, si fa olarak çarpıyorum. La, re si, re si. Notada tek si yazmışım ama siz alt tele de çarpmasını yapın arkadaşlar. Şimdi anlaştığımıza göre inşallah do, re si. Burası geliyor. Si'lerde yine çarpma var. V işareti koymuşuzdur oralar arkadaşlar. Do, re, si. Tek olan si'leri de yine çarpıyoruz. Do, re, si. Evet budur. Do, re, si. İşte budur. Şimdi bakın. La, 8'lik. Re alttan geliyor. Re. Si, fa ile çarpıyorsun. Sonra aynı. Tekrar re, si. Sonra do, re, si. Si fa'lar bu bölümlerde çarpma. Yani ağır ağır aldım.
La, re, si, re, si. Olay bu. Şimdi la, re, si, re, si, do, re, si, la, re, si, re, si, do, re, si. Evet, ilk iki ölçümüz bu şekilde. Ben bir de not okumadan çalayım. Çarpmaları duydunuz inşallah. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. La, yine bir sekizlik la. Mi re mi. La, mi re mi. Burada 32'lik mi re mi yapacağız. Mi re mi. Bildiğimiz mi re mi. İlk etapta tabii ki de yavaş. La, mi re mi. Normali bu. La, mi re mi. Mızrak yönleri kağıtta yazıyor. Karşısına almış olanlar varsa görür. La, mi re mi. Ama la, mi re mi. Hızlıca da böyle. La, mi re mi, do, re, si. Yine çarpma var arkadaşlar, tamam mı? La, mi re mi, do, re, si. Yani buraya kadar geldiğimiz bütün si'ler çarpma. Si, fe, fa bir arada çarpma. Yani la, re, si, re, si, do, re, si. La, re, si, re, si, do, re, si, la. Mi re mi do re si. Sonra si la 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 la. İstersek buradaki la'ların hepsini kararla vurabiliriz. Si la 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 la. İstersek tek de vurabiliriz. Si la 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 la. Sondakini karar vurabiliriz. Şimdi ilk ölçü bundan, ilk porta bundan ibaret. Bir kez de sessiz okumadan çalayım, çarpmaları duyun. Şeyler var. Hemen başlangıcı yapalım. La, re, si, re, si, do, re, si, la, re, si, re, si, do, re, si. İlk iki ölçüsü aynı. Yalnız zurnanın zırt dediği yer mi olur artık, ne dediği yerse buraya geliyor. Şimdi burayı anlatalım. 8 tane 32'lik notamız var. Biraz hız istiyor. Re mi fa sol fa mi re mi. Notalar basit aslında. Re mi fa sol fa mi re mi. Notayı karşısına almış olan varsa görür. Re mi fa sol fa mi re mi. Burada natürel sesi kullanarak gideceğiz. Re mi fa sol fa mi re mi. Re mi fa sol fa mi re mi. Olay budur. 1 2 4. Re mi fa sol fa mi re mi. Evet. Re mi fa sol fa mi re mi. Ağırdan başlayıp hızlıya doğru gitmek lazım arkadaşlar. Ya bunu yapmasak ne olur? Hiçbir şey olmaz aslında. Yine türkü çalarız. La mi re mi koyarız bunun yerine yukarıda yaptığımız gibi. Ama bir tadı çıkmaz. Biraz da bir zorluk olsun. Bazen böyle bir çıt kırıldım olmak değil de böyle bir iyice bir olayların üstüne düşmek lazım. Re mi fa sol fa mi re mi. 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 Gibi. Ondan sonra do, re, si, si, la, 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 la. Yani la, re, si, re, si, do, re, si, la, re, si, re, si, do, re, si, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, do, re, si, si, la, 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 la. Gelecek. Gerekirse yavaşlatın. Arkadaşlar tekrar yapın. Şimdi okuma bölümü geliyor. Sol, sol, fa, mi, mi, re, re, mi, re, do, re. İşte burada seslerimiz değişiyor. Yeni perdelerde görmüş olacağız. Şimdi sol, sol, fa, 16, 8, 16'lık var. Burada senkop var. Buraya dikkat. Sol, sol, fa, mi, mi, re. Yani arkadaşlar, burada serçe parmakla başlıyorum. Sol, fa, da, fa diyez 3 oluyor. Sol, sol, fa. 2 4'ü kullandıktan sonra birinci perde alt perde. Yani mi bemol'e geliyorum. Sol, sol, fa, mi, mi, re. Bakın birinci perde mi bemol. Sol, sol, fa, mi. Yalnız geçişe dikkat, nokta atışı yapmamız lazım arkadaşlar burada. Adrese teslim.
Sol sol fa mi mi re re mi re do re. Ne dedik? Re mi re do re. Re mi re do re derken re mi buradan mi bemol. Şan bölümündeki mi'lerin hepsi buradan bu arada. Do derken artık baş parmağımızı kullanıp kendimizi yormak yerine do derken üçüncü parmağımızı kullanırsak üst el dördüncü perde do için daha mantıklı olur. Re, mi, re. Bakın do, re. Re, mi, re, do, re. Sol, sol, fa, mi, mi, re, re. Do'lar. Şimdi sol sol fa derken 4 2. Mi derken mi bemol derken 1. Do derken 4. Unutmayalım. İki ölçü böyle. Sol sol fa mi mi re re mi re do re. Re vurduğumuz anda re mi re do re dediğimiz anda elimizi eski pozisyona getireceğiz. Yani baş parmak do'nun hizasında duracak. Çünkü si, do, mi, re, do, si. Yani si, do. Şöyle orta telleri kullanarak si, do, si, do, mi. Ardından mi bemol atlıyoruz. Burada sık sık mi bemol'e gitmemiz lazım. Dikkat. Si, do, 2, 4 ile mi, re. Si, do, mi, re. Bakın parmak buradan buraya şöyle açılma gösteriyor arkadaşlar. Do, mi. Do, mi. Buradan buraya atlayacak yani. Si, do, mi, re. Si, do, mi, re. Bakın 2, 4. Birinci parmakla. Si, do, mi, re, do, si. Bunu yaptık. Bakın do'ya artık baş parmakla döndük arkadaşlar. Şey yok. Üçüncü parmak yok. Bazı yerde 3, bazı yerde baş parmakla. Si, do, mi, re, do, si. Si, la, 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 la. Olay bu. Anlatıyorum şimdi. Sol, sol, fa, mi, mi, re, do, re. Pozisyona geç. Si, do, mi, re, do, si. Si, la, 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 la. Bakın 4-2 ile başladım. Sol, sol, fa. Mi, hep birle mi bemoller. Mi. Sonra üçüncü parmağımı aldım. Re vurdum, pozisyona geçtim. Si, do. 2, 4. Sonra yine birle. Evet, gerekirse yavaşlatıp tekrarını yapabilirsiniz. Şimdi si, do, mi aslında yukarıdaki bölümlerde hemen hemen aynı yerler geliyor. Si, do, mi, re, do, re, do. Yani si, do, mi, re, do, re, do. Burada si, do derken orta teli kullanırsak daha güzel olur. Dersek biraz kafamızı karıştırabilir. Si, 2, 2, do içinde dördüncü parmak, orta teller. Si, do, mi, re, do, re, do. Bakın üçüncü parmak. Re, mi, re, do, re. Hala üçüncü parmak, zaten altında yazar notaları. Si, do, mi, re, do, re, do. Re, mi, re, do, re. Yine pozisyon alıyorum. Si, do, mi, re, do, si. Si, la, 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 la. Üste yaptığım gibi. Si, do, mi, re, do, si. Si, la, 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 la. Aslında burada bir ölçü değişiyor. Diğer iki ölçü aynısı. Şimdi şu oldu. Si, do, mi, re, do, re, do. Re, mi, re, do, re. Si, do, mi, re, do, si. Si, la, 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 la. İşte bu kadar arkadaşlar. Gerekirse dediğim gibi yavaşlatıp tekrarını yapın. İlerleyen zamanlarda tabii daha güzelleşecek. Parmaklar oturacak, mızraplar oturacak. Thank you.
gireceğiz inşallah zamanla arkadaşlar. Kanalımızın içerikleri her geçen gün yenileniyor. Semahlara da değineceğiz. Ufak ufak da başladık. Arkadaşlar herkesten video bekliyorum. 1 dakika, 1,5 dakikalık takipçilerimiz bilirler. Güzel çaldığı türküleri herkes bana yollasın. Kanal içerisinde yayınlayacağız. Herkese kolay gelsin. Başarılar arkadaşlar.